Hoş geldiniz. Açılış konuşmasını genelde il başkanları yapar. Ama bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk Roman İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe var. Bugün açılış konuşmasını Emin Bey yapacak. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım, İl Başkanım, Milletvekillerim ve Belediye Başkanım ve çok değerli Roman Karahan önderleri. Bugünkü toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu seçim belki de tüm seçimlerden daha önemli. Artık ülkede büyük bir kaotik ortam var. Ekonomik çöküş var. Onun dışında da çok büyük bir sosyal çöküş var. Geçen gün evimde oğlumla televizyon seyrederken haberlerde şunu dinledik. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu seçimleri Filistin'de Gazze'deki mazlumlara bağlamaya kalktı. 10 yaşındaki oğlum şunu sordu. Baba, bu seçimin Gazze'yle ne alakası var diye. Oğluma dedim hiçbir alakası yok. Ortam o kadar kötü gitmeye başladı ki artık herkes kendini güvende hissetmemeye başladı. Bu seçim öyle bir seçim ki uyuşturucu bağımlılığı yüzünden ağlayan Roman Aralar'ın belki de gözyaşlarını silineceği seçim diye bakıyorum ben bu seçime. Sürekli hükümet seçimi çok daha fazla yerlere bağlıyor. Bu seçim az önce dediğim gibi kokain çekip ben başka bir toz çektim diyen siyasetçilerle anaların gözyaşlarını dindirmeye çalışan siyasetçinin seçimi olacak. Bu seçim bu ülkede maden işçilerine güvenlik işçi önlemlerini almayıp ölümlere sebep olan siyasetçilerle genel başkanımız gibi maden işçilerini sürekli savunan bir siyasetçinin seçimi olacak. Bu seçim Roman toplumunu sürekli sosyal yardımlara mahkum bırakarak onların oylarını almaya çalışan siyasetçilerle Cemil Tugay gibi Karşıyaka'da 5 yıl boyunca Romanlara sayısız hizmet veren siyasetçinin seçimi olacak. Ben burada Cemil Başkanım'la 5 yıldır çalışıyorum. Ondan önce seni çok daha fazla tanışmışlığımız vardı ama ben size kısaca Cemil Tugay'ı şöyle anlatabilirim. Karşıyaka'daki Romanlar Karşıyaka Belediyesi'nin belki de yolunu çok fazla bilmiyorlardı. Kendisini belediyeye ait hissetmiyorlardı. Cemil Tugay'la birlikte Karşıyaka'daki tüm Romanlar belediye başkanının ulaşılabilir bir kişi olduğunu hissettiler, öğrendiler. Şu anda da size hepinize şunu söyleyebilirim ki İzmir'de yaşayan tüm Romanlar Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ulaşılabilir, dertlerin anlatılabilir bir kişi olduğunu görecek. İnşallah 5 yıl boyunca Cemil Başkanım'la birlikte tüm Romanların miladı yılı olacak. Buradan da Genel Başkanımıza bize Cemil Başkanımız gibi birini görevlendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve bugün bizlerle birlikte olan çok değerli Roman dostlarımız. Ben de bugünün heyecanını yaşıyorum. Gelecek 5 yılın heyecanını yaşıyorum aslında. Birebir tanıdığım pek çok dostumuz var aranızda. Bu seçim çalışmaları sırasında tanıştığımız yeni Roman arkadaşlarımız var. Biz geçen yıllarda Karşıyaka'da yerel yönetim gözüyle tüm vatandaşlarımıza eşit bakmanın, hepsine eşit hizmet götürmenin, kentten yararlanma hakkı açısından herkesin eşit hak sahibi olmasının gereğini yerine getirmeye çalıştık. Hizmetlerimizi bu yönde sürdürdük. Sağ olsunlar bu yolculuğumuzda toplumumuzun çok önemli dezavantajlı kesimlerinden birisi olan Romanlarımızın kendi mahallelerinde sorunların çözümünde yine kendi içlerinden çıkan
önderlerle, kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış oldukları mücadelede bize yoldaş oldu Roman kardeşlerimizin, Roman komşularımızın. Bunu çok takdir ettiğimi pek çok ortamda söyledim. Onlarla beraber biz Roman Dostu Belediye Ödülünü aldık. Onlarla beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı konumlarda, görevlerde bulunan tüm Roman arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Onları çalışmalarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Kendi toplumlarına örnek oldukları için, önder oldukları için. Geçen gün Ege Mahallesi'nde beraber yaşadığımız o coşkulu ve güzel ortamda olduğu gibi, bundan sonraki günlerde birbirimize karşı sevgi ve saygıyla ama sizlere hizmet etmenin büyük onurunu da yaşayarak güzel bir 5 yıl geçirmeyi diliyorum. O günkü konukseverliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve son olarak demin Emin konuşurken aklıma geldi. Bizim Roman mahallemizde, Örnekköy'de bir tane yaşlı teyzemizi hatırladım. İşte mahallede gezerken sandalyenin üzerinde oturuyordu ve dedi ki, bana şöyle yaptı. Ben dedi, bugüne kadar hiç oy vermedim dedi. Hiç oy vermedim dedi. Ama önümüzdeki seçimde gelip sana oy vereceğim dedi. Hayatımda duyduğum en güzel sözlerden biriydi. En büyük ödüllerden biriydi. Sizleri gerçekten yürekten seviyorum. Bundan sonraki dönemde Roman çocuklarımız, Roman gençlerimiz başta olmak üzere, kadınlarımız başta olmak üzere hepinizin tüm sorunlarıyla yürekten ilgileneceğime ama bu yolculuğu birlikte yapacağımıza inanmanızı rica ediyorum ve bunu son bir kez daha bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli başkanlarım, kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu tarihi mekanda, tarihi hava gazı fabrikasında sizlerle böyle bir günde bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. İzmir'de bundan önce Kuzey İzmir'de mitinglerimiz oldu. Geçtiğimiz hafta diğer tarafta mitinglerimiz oldu. Ve bugün tekrar İzmir merkezdeyiz. Sabahleyin şehit aileleriyle, gazilerimizle bir aradaydık. Biraz önce İhracatçılar Meclisi'yle, Ege İhracatçıları Birliği'yle bir aradaydık. Şimdi de sizlerle bir aradayım. Benim açımdan sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek çok kıymetli. Ben İzmir'de büyümüş bir kardeşinizim. 10 yaşında İzmir'de yatılı okula geldim, Bornova'nın Doğu Lisesi'ne. 17 yaşına kadar buradaydım. Üniversitede Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. Ardından üniversite bitti, askerliğe, acemiliğe, Samsun'a gittim. Orada dönem ikincisi olunca istediğin yerde yapabilirsin askerliği dediler. Döndüm yine İzmir'i tercih ettim. Burada askerliğimi yaptım. Yani 10 yaşından 24 yaşına, 25 yaşına kadar hayatımı geçirdiğim şehirdeyim. O şehri sizin gibi çok sevenlerden bir tanesiyim. Bir dedesi Üsküp'te doğmuş, anneannesi Selanik'te doğmuş ve ilk olarak İzmir'e göç etmiş. Daha sonra buradan Manisa'ya yerleşmiş bir ailenin evladı olarak bugün İzmir'de sizlerle birlikte olmak benim açımdan çok önemli. Yerel seçimlere 9 gün var. Bugün il başkanımız, sizlerin de bir evladı olan değerli il başkan yardımcımız, milletvekillerimizle birlikte, Cemil başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte sizlerle birlikteyiz. Nilüfer Başkanımızın selamı var. Sizler onu sevdiniz, seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Bugün bir televizyon programı için İstanbul'da yayındaydı. Herhalde akşamüstü saatlerinde burada olabilecek. Ancak onun da size selamlarını, dayanışma duygularını, bundan sonrası için kenti birlikte yönetme noktasındaki vaatlerini, hizmet sözünü ben de genel başkanı olarak tekrarlamak isterim. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Biz onun partisinde siyaset yapıyoruz. Yakasında parti rozetimiz olan arkadaşlarımız var.
herhangi bir siyasi partiye mensup olmayan siz değerli kardeşlerimiz varsınız. Ama hepimiz birden atamızı, onun kurduğu cumhuriyeti çok seviyoruz. Cumhuriyet eşit yurttaşlık ilkesine göre kuruldu. Anayasamız herkesin eşit olduğunu ifade ediyor. Belki ihtiyacı olan her türlü ayrımcılığa karşı güvence maddeleri yok. Ancak bu toprakları birlikte kurtardığımızı, bu cumhuriyeti birlikte kurduğumuzu ve bu cumhuriyette hepimizin eşit yurttaşlar olduğunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş ilkeleri ve kurucu anayasamız açıklıkla ifade ediyor. Maalesef birazdan belki basına kapalı kısımda da sohbet etme imkanı olacak. Romanlar ciddi sorunları olan bir toplum kesimi. Siz onların kıymetli temsilcilerisiniz. Ve Romanların uğradıkları çeşitli ayrımcılıklar var. Çeşitli adaletsizlikler var. Gelir adaletsizliği Türkiye'nin sorunu ama Romanların çok daha önemli bir sorunu. Gelir eşitsiz dağılıyor ve bu eşitsiz dağılımdan en dezavantajlı yararlanan gruplar Romanlar. Yine bir başka mesele kayıt dışı istihdam alanına itilen, kayıt içi istihdamda dışlanan, hep günlük kazançlı güvencesiz işler yapmaya zorlanan önemli bir topluluğu temsil ediyorsunuz. Sosyal ve ekonomik statülerinin çok ileriye taşınması gereken ve hiçbir dışlamaya maruz kalmadan pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla aradaki farkınızla kapatılması gerekiyor. Maalesef bu ülkede ekonomik olarak bazı çocuklardan aradaki farkı kapatamayacak kadar geride yarışa başlıyorlar. Şüphesiz Roman çocukları buna en iyi örnek. Çünkü okula erişimin, gittiği okulların nüfusunun, giyimin, kuşamın, kendine ait bir odası olmama sorununun, barınma sorununun, ısınma sorununun, beslenme sorununun Roman çocukları hayata farkı kapatamayacakları kadar geriden başladığını, birçok Roman çocuğunu başlattığını biliyoruz. Aksine ve bu imkansızlıklar aslında Romanların birilerinin onların üzerine attığı, ayrımcılık yaptığı bir takım eksiklikler gibi göstermeye çalışmalarının aksine Roman çocukları biraz imkan tanındığında kendi yetenekleri, zekaları, hatta o çalışmalardan haberdarım, üstün zekalı oranı Roman çocuklarda çok fazla, yetenek, kültür, sanat konusundaki yeteneğin yanında matematik alanındaki iyi eğitim verildiklerinde vardıkları nokta ortada. Biraz imkan sağlandığında inanılmaz başarılar gösteriyorlar. Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda bir ziyaret almıştım. Üniversiteli genç Romanlardan. Şimdi böyle gezerken denk geldik ve Nazlı, ben dedim seni tanıyorum, sen bana gelmiştin dedim. O şaşırdı nasıl hatırladığımı söyledi. Çünkü çok iz bıraktılar bende. Üniversitelerde okuyan, üniversiteyi bitirmiş gencecik Romanlar çok başarılı olmuşlar. Ve hayat hikayelerini dinlediğinizde aslında hayata avantajlı bir yerden başlamamışlar. Sadece belki bir öğretmenin, belki bir yakının, bir ailenin ona birazcık imkan yaratması onların hayata tutunmasına imkan sağlamış. Ama bazen bu imkan hiç olmuyor. Yani hayata tutunmak yerine çocuğun boynuna boya sandığını asıyorlar. Ailenin şartları gereği, toplumun şartları gereği okulu görmeden çalışmaya başlayan çocuklar var. Ve bu konuda üzerimize düşen çok önemli görevler var. Ben Sosyal Demokrat, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde de ifade ettim. Daha sonra da Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcılığına seçildiğim Sosyalist Enternasyonel Kongresi'nde de ifade ettim. Sosyal demokratların diğer partilerden farklı olan kısmı, insanı ayırmayan ve dezavantajlılara mutlaka ve mutlaka pozitif ayrımcılığı savunan, bunların anayasaya konmasını savunan, göçmenleri, Romanları, yoksulları, her türlü dezavantajlı grubu çok farklı şekilde sahiplenmesi gereken bir yapıdır.
Sağ partilerden bunu bekleyemezsiniz. Akşamüstü dedik, yetiştiniz Nilüfer Hanım. Nilüfer Hanım, selamınızı söyledik. İsmail Küçükkaya'ya gitti dedik. Yetişmeye çalışıyor dedik maşallah. Böyle genç olunca, kadın olunca ve roman dostu olunca böyle yetişiyor demek ki. Biz çağırsak bu kadar hızlı gelmez. Kolay gelsin, kolay gelsin. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediye başkan adayları bu dönem çok genç, çok dinamik. Tabii burada da yarı yarıya kadın erkek eşitliği neredeyse sağlanmış diyebilirim. Biz Atatürk'ün yaptığı en önemli işlerden bir tanesi kadına seçme seçilme hakkını Avrupa Birliği'ndeki çok ülkeden 40 yıl önce vermek. Türk kadını bunu hem atasından aldı hem kendisi hak etti, korudu. Ama sonra maalesef bir gerileme yaşandı ve hak edilen yere gelmedi. İzmir'de bugüne kadar 6 tane kadın belediye başkanımız olmuş. Bu dönem 9 tane birden aday gösterdik, 9'u da seçilecek yerden. Karşıyaka, Konak, Karabağlar hep erkeklere ayrılmış kebap yerlerdi. Biz bunların hepsini kadınlara ayırdık. İnşallah gelecekte milletvekili sayısı olarak da, belediye başkanı sayısı olarak da eşit temsili sağlayacağız. Çünkü aynı romanlar gibi kadınlar da Türkiye'de ayrımcılığa uğruyor. Hele hele roman kadınlar misliyle ayrımcılığa uğruyorlar. Bu noktada ben il başkanımızı, bir roman kardeşimizi il yönetimine almasını çok önemsiyorum. Geçmiş dönemlerde Özcan kardeşimiz milletvekiliydi. Bu dönem milletvekili olamadı ama mutlaka romanların mecliste öyle bir tane de değil, hak ettikleri kadar toplumdaki payları ne kadarsa, yüzdesel nüfusları aynı şekilde temsil edilmeleri gerektiğini savunuyorum. Bizim belediyelerimizin şunu biliyorum, bizim belediyelerimiz romanların en az sorun yaşadığı belediyeler. Abdülbatır Başkan'ın bu konuda gayretlerini biliyorum. Nilüfer Başkanımız bu konuda çok daha iyisini yapacak, çok daha ileriye taşıyacak. Ve benim bu süreçte biraz önce Nazlı ve arkadaşlarından örnek vermiştim. İmkan yaratıldığında gösterdikleri büyük başarılar doğuştan gelen yetenekleriyle birleştiğinde kendilerini çok iyi ifade edebilen, çok başarılı, çok topluma, hem kendi toplumlarına hem tüm Türkiye toplumuna katkı sağlayacak yetkinlikte arkadaşlarımızın, sizlerin içinden çıktığını görüyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak gençlik kollarıyla yaptığımız bir toplantıda şunu söylemiştim. Çok az genç talepkar, çünkü diyor ki bizi yapmazlar. Çok az kadın talepkar, çünkü diyor ki bizi yapmaz. Bu cam tavan sendromu. Başlarının üzerinde bir cam tavan var ve biz onu aşamayız diyorlar. Bir sonra o cam tavan olmasa da artık nasılsa var diye kimse ona niyetlenmiyor. Gençlik kollarına demiştim ki illerinize dönün, bütün gençleri yüreklendirin. Bundan sonra genel başkanınız Özgür Özel arkanızda, sizin arkanızda, kimseye ihtiyaç yok, genel başkanınız arkanızda. Gittiler. Geçtiğimiz gün dijital olarak bir araya geldik. 20.400 belediye meclis üyesinden 6.500'ü genç adaylardan oluşuyor. Çünkü şöyle bir şey yaptık. Kotaları rastgele kota koyuyoruz. %20 gençlik kotası. 20 kişi seçen 4'ü genç olacak. Bizimkileri koyuyorlar. 17, 18, 19, 20. sıraya kota tuttu diyorlar. İçeriye giren genç yok. Kadın kotası var. %30, 6 kadın olacak. Hem genç oluyor, hem kadın oluyor, hem sonlara konuyor 15'ten sonraya. Veya bir tane seçilecek yerde 5'i dışarıda. Dedim ki pencere yöntemi yapacağız. 1, 2, 3 bir tanesi kadın. 1, 2, 3, 4, 5 bir tanesi genç. Aşağıya koyarsanız ben yukarıya ittireceğim onları dedim. Ön seçim yaptığımız 199 yerdeki 890 yere yapabilirsiniz dedik. Döndü 199 yer ön seçim yaptı. Kotalar kendiliğinden tuttu. Tutmayana da biz ittirdik böyle parmakla. 6.500 genci 20.500 aday içinde belediye meclisinde listelere yerleştirdik.
Kadın sayımız da oldukça yüksek. Şimdi size söylüyorum. Bundan önce söylenen olmuştur. Tutulan söz olmuştur, tutulmamıştır, söylenmiştir, söylenmemiştir. Romanlar olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapın. Yapan arkadaşlarınıza destek olun. Görevlere talip olun. Söz veriyorum, genel başkanınız arkanızda. Yanınızdayız bundan sonra. Tabii gençler konusunda şöyle bir şey anlatmam lazım. Nazlı'ya atfen anlatayım yine. Bu ülkede iki tane siyaset yarışıyor şu anda. Bir tanesi korku siyaseti, bir tanesi umut siyaseti. AKP ile MHP kol kola girdiler. Maalesef yanlarına Hüdapar'ı da aldılar. O geçmişte domuz bağlarını hatırlıyorsunuz, kadına karşı şiddeti hatırlıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde efendim bekar kadınlar sahiplendirilmeli diyor sokak hayvanları gibi. Bunlarla bir araya geldiler 3-5 oy için. Her geçen gün birbirine benziyorlar. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir tane nazar boncuğu takacak olsam, hani ya bu adamlar hiç mi iyi bir şey yapmadılar? Elbette yapmışlardır. Bir nazar boncuğu var, al onu tak desen İstanbul Sözleşmesi için takarım. Çünkü kadına karşı şiddet, kadına karşı ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili bir işti. Ama tuttular, biz de destekledik, hep beraber girdik, övündük. Bir gecede bundan çıktılar. Neden? Hüdaparcılar böyle istiyor diye çıktılar. E şimdi kadına karşı şiddet kanunu kalkınca tekrar şiddet vakaları, kadınları öldürme vakaları artmaya başladı. Ve medeni kanuna göz dikenler ve her geçen gün kadının haklarına göz dikenler çoğaldılar. Bir kere bu konuda son derece dikkatli olmak lazım. Şimdi bekar sorunundan bahsediyor bu iktidar. Bekar sorunu nedir? Bir ülkenin işgale uğrama ve hayatiyetini sürdürememe sorunudur. Gelecek kaygısıdır ülke için. Neymiş efendim? Dış güçler gelecekmiş. Bekar sorunu olacakmış. Dış güçler, dış güçler. Dış güçler bir kere geldi bu ülkeye. Neden geldi? Hatırlatalım. Türkiye'ye matbaa Osmanlı'ya 200 yıl geç geldi. Osmanlı donanması 33 yıl Haliç'te zincirli kaldı. Fatih Sultan Mehmet'in, benim memleketimin padişahı, aksine Fatih Sultan Mehmet 6 yabancı dil bilen, mühendisliğe meraklı, dünyadaki bütün mühendisleri Osmanlı'ya getirmiş, en kuvvetli topları dökecek alaşımları karıştırtmış, en güçlü topları yapmış, gemileri karadan yürütecek kadar bir mühendislik planını getirdiği mühendislere çizdirmiş, sürtünme kanununu bilen, onu yağlarla, zeytinyağlarıyla sürtünmeyi azaltan bir deha. Onun yükselme dönemindeki bütün padişahlar çok yabancı dil bilen, matematiğe, uzay bilimlerine ve mühendisliğe meraklı padişahlar. Son dönemin padişahları matbaayı getirmiyor, bilim yerine hurafeyle uğraşıyor ve bütün dünyadaki dış güçler teknolojik olarak gelişirken, barutu icat ederken, çeşitli silahlar yaparken, güçlü gemiler yaparken bizim donanma çürüyor. Sonra bir gün sabahleyin bir bakıyorsunuz sarayın önüne yabancı donanmalar diziliyor. İşte bekar sorunu o gün İstanbul'un işgal olmasıyla, İzmir'in işgal olmasıyla, Gaziantep'in Fransızlar tarafından işgal olmasıyla, 7 ordunun Anadolu'ya girmesiyle oluyor. Çanakkale geçilmez dediğimiz Çanakkale bir tek adamın icazetiyle tek kurşun atılmadan geçiliyor, İstanbul işgal oluyor. O gün, bugün bekar sorunu, bekar sorunu var diyenlerin çok sevdikleri, kırmızı halılar serdiler o donanmaya. Bizim çok sevdiğimiz birisi Kartal İstinbotu'nun ucuna çıktı. Korkmayın evlat, geldikleri gibi gidecekler dedi. O çok sevdikleri Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına binip kaçtı. Bizim çok sevdiğimiz Bandarma gemisine bindi, Samsun'a çıktı. Yine bugün bir beka sorunu olacak olursa, Tayyip Bey söyleyince
kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil, öyle yapıyorlar ya, altta Nike ayakkabı, Levi's kot, Lee Cooper gömlek, üstüne perdeden kefen çekmiş, ölmeye geldik diyor. Ne ölmeye geldin? İhale almaya geldin sen. Orada duruyorsun, ertesi gün ihaleye koşuyorsun. Öyle kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil, sizin, benim, bizim Çanakkale'de koyun koyuna kefensiz yatan dedelerimiz kurtarır bu memleketi gerektiğinde. Dünya kadar Roman, dünya kadar Çerkez, dünya kadar Laz, dünya kadar Boşnak, dünya kadar Kürt, dünya kadar Türk koyun koyuna yatıyor Çanakkale'de. Günü geldiğinde beka sorunu olduğunda kimin ne yaptığı belli, kimin nasıl kaçtığı da belli. Ama esas beka sorunu ne biliyor musun Nazlı? Esas beka sorunu dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması değil. O zaman biz varız. Bizim gençlerimizin dünyanın o güçlü ülkelerinde hayal kurması beka sorunu. Türkiye'de gençlerin %75'i, bazı anket 68 diyor, biri 70 diyor, biri 75 diyor. 68'den aşağıya gösteren yok. Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, orada yerleşmek, orada yaşamak istiyorum diyor. Okumaya gider, gelir döner. Belli bir süre çalışmaya gider, gelir döner. Ama kalıcı gitmek istiyor. Esas beka sorunu bu. Ülkenin yetişmiş gençlerinin o ülkeden umudu kurup o dış güçler dediklerinin ülkelerinde hayal kurmasıdır. Onun için biz bu ülkede, gençlere bu ülkede hayal kurdurmak istiyoruz. Onun için ben bütün mitinglerimde şunu söylüyorum. En büyük tehlike gençlerin siyasetten umudunu kesmesidir. En büyük tehlike gençlerin gelecekten umudunu kesmesidir. Enseyi karartmasıdır. Zihinde bavulları toplamasıdır. Bir genç zihinde bavulu topladıysa fiilen bavul toplamak 15 dakika arkadaşlar. Zor olan akılda toplamak. Bizim 4 gençten 3'üne sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan, sağ olsun Hamza Dağ, sağ olsun AK Partililer bavulları zihinde toplatmış. Fırsatını bulursa 15 dakikalık işi var. Toplayacak gidecekler. Biz o gençlere burada hayal kurdurmak zorundayız. Burada bir gelecek kurmak zorundayız. Bu da ayrımcılıkla olmaz. Bu birilerini kötüleyerek, aşağılayarak, iterek, kakarak, olanaksızlar yaratarak olmaz. Sahiplenerek olur. Ben bütün gençlere çağrıda bulunuyorum. Hem Roman gençlere, hem sözüme değer veren bütün gençlere şunu söylemek isterim. Bu ülkeden ümidi kesmesinler. Bu ülkeyi hep beraber yaşanacak bir ülke durumuna getireceğiz. Bunu özgürlükle yapacağız, eşitlikle yapacağız, demokrasiyle yapacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanım da, Konak Belediye Başkanım da, diğer belediye başkan adaylarımız da 1 Nisan'dan itibaren sizlerle birlikte, halk meclisleriyle birlikte, toplumun sizin gibi kanaat önderleriyle, toplumun kırılgan kesimlerinin güçlü temsilcileriyle birlikte her bir genci önce bu kente, sonra bu ülkeye bağlamak için üzerimize düşen neyse yapmak zorundayız. Biz gençlere bu ülkede, bu şehirde hayal kurdurtmak zorundayız. Bunun için gençlere diyoruz ki sandığa gidin. Evet, geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta kırıldınız, üzüldünüz, hepimiz üzüldük. Ama demokrasiden umudu kesmeyin. Sandığa gidin. Nilüfer Hanım gibi bir cumhuriyet kadınına, 9 tane kadın belediye başkanına, bütün Roman kadınlara emanet ediyorum. Bütün Roman genç kadınlara, bütün Roman kadınlara, kadın adaylara emanet ediyorum. 40 yaş altında 12 tane genç belediye başkanımız var. Lütfen onlara destek versin. Bütün Roman gençlerine emanet ediyorum. İzmir'in bütün gençlerine emanet ediyorum. Cemil Tugay'ı karşıya kadar tanıyan bütün Romanlar yaptığı işlere teşekkür ediyorlar. Sabah Gazi aileleri vardı, teşekkür ediyor. Nerede bir dezavantajlı grup, nerede bir yoksul varsa Cemil Tugay'dan razı. Cemil Tugay sosyal belediyecilik yapacak. Cemil Tugay bu kentte yaşayan herkesi değerli gören ve onlara değerli olduğunu hissettiren bir belediyecilik yapacak. Ben
Kolay kolay söz vermem. Gençlere verdiğim sözü tuttum. Kadınlara verdiğim sözü tuttum. Romanlara bir söz verdik. Ben size bu sözümü somutlaştırarak söylüyorum. İzmir'den de, Türkiye'den de roman arkadaşlarımız, birden çok roman arkadaşımız, sizin belirleyeceğiniz isimleri milletvekili olarak görevlendireceğiz. Belediye meclislerinde roman arkadaşlarımıza önemli yerler vereceğiz. İzmir'de belediye başkanlarımızdan bir tanesinin roman olması çok büyük bir zenginliğe işaret eder. Bu konuda sizinle birlikte çalışacağız. Lütfen partimizdeki arkadaşlarımızın sayısını arttıralım. Olanlara destek verelim. Yeni bir döneme başlıyoruz. Sol, sosyal demokrat değerler her türlü eşitsizliği reddeder. Her türlü ayrımcılığı reddeder. Ben sizlerle birlikte olacağım. Bize güç verin. Biz size, sizin temsil ettiğiniz o çok değerli toplum kesimlerine, özellikle gençlerinize sahip çıkacağız. Hep beraber başaracağız. Hepinizi çok seviyoruz. Sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii.